Herkese merhaba. Yepyeni bir konseptle daha karşınızdayım. Daha önceden konuşuyorduk aslında. Böyle yorumlar geliyordu bu tarz videolar çekmem için. Bugün başlıyoruz. Hangi Blackpink üyesi en iyi arkadaşın isimli bir test çözeceğiz. Eğer isterseniz böyle test çözeceğimiz videolar da gelebilir. Siz de bu arada ben çözerken çözün ve sonuçlarımızı karşılaştırın bakalım hangimize kim çıkacak. Videoya geçmeden önce hala kanalıma abone değilseniz abone olmayı ve videoyu beğenmeyi lütfen unutmayın. Ayrıca beni Instagram'dan ve TikTok'tan da takip edebilirsiniz. O zaman başlayalım. Ya acaba böyle yazman falan gerekecek mi? Onu da bilmiyorum. Ya aklımda tutabileceğim gibi bir şey mi? Umarım öyledir. Bakalım hangisi çıkacak? Bildiğiniz gibi benim bias'im Lisa ama hangisi çıkarsa okeyim çünkü hepsini seviyorum. 20 soru. 10 saniye sürem var. Müthiş bir matematik dehası olduğum için hemen elime hesap makinesi alıyorum ki bu videoda herhangi bir rezillik yaşanmasın. Başlayalım bakalım. Fotoğraf çekerken nasıl poz veririm? Barış işareti, dilimi çıkarır, göz kırparım. Sempatik bir gülümseme. Süreyi niye koymuş ki? Süreye gerek yok bence. Düşünebiliriz. Çünkü yani bu doğrusu yanlış olan bir şey değil. Süreye gerek yok. Sempatik bir gülümseme ya da şapşik hareketler. Yani ya A ya C. Diğer ikisini yapmam. Bunu yapıyorum bazen. Gülümseme ama ya. C diyeceğim. Yani gülüyorumdur. Diğerlerinden daha fazla. C dedim. İki. Tamam. Çok yavaş ilerliyor. Gerçi durdurdum o yüzden mi? En çok hangisini tercih edersin? Takı, çanta, havalı kıyafetler, şapka. Yani hepsi lazım değil mi mantıken? Şapka en az tercih edeceğim. Kıyafet diyeceğim çünkü diğerlerinden daha önemli. Yani kıyafetim olmadan takım olsa ne olur? Hani çıplak mı gezeceğim? O yüzden kıyafet daha önemli diye düşünüyorum. C diyorum yine. 4. Kim çıkacak merak ettim. Evet. Görüntünde değişiklik yapsam ne olurdu? Saç olurdu. Saçlarımı boyarım. Evet. C. Hep C dedim ben. Neden? En sevdiğin şarkı? How Like That. A diyorum bu sefer. How Like That. Kill This Love. Kiss and Make Up. Hepsini seviyorum ama How Like That benim ilk dinlediğim K-pop şarkısı. İlk Blackpink şarkım. O yüzden onu seçeceğim. Eğer bir grup lideri olsaydın nasıl olurdun? Yardımlaşmayı seven, sahiplenince işbirliğine önem veren iyi bir dinleyici. Hepsi olurdum bu arada. Çünkü liderin bunların hepsine sahip olması gerekir. Ama en çok sanırım sahiplenici olurdum. B diyorum. 1. Bir hayvan seçsen hangisi olur? Kedi. A. Hemen bekliyorum. Kedi, hamster, yunus, kuş. Kedi. Kaç puan? 2. Biraz şöyle şey mi yapayım? Ha. Seni sen yapan özelliğin nedir? İçten gülümsemem, yetenekli olmam, eğlenceli olmam, kendime has tarzım. Bilemedim. Yeteneği eledim zaten de kafadan. İçten olmak olabilirdi ama içten gülümsemem falan. Kendimi gülerken görmeyi çok sevmem. O yüzden orada böyle bir şey oldum. Eğlenceli olmam. Ne eğlenceliyimdir aslında genel olarak. Kendime has bir tarzım var mıdır? Vardır diye düşünüyorum. Herkesin kendine has bir tarzı vardır. Ama içtenlikten dolayı A diyeceğim ya. 4. Biraz şöyle ilerleterek geçeyim. Kaç yaşındasın? Aa. Ay burada benim yaşım yoksa ağlarım. Yazıklar olsun. Yazıklar olsun gerçekten. 8-12 nedir ya? 8-12. Ruh yaşımı sorarsak 8-12 olabilir. Kaç tane arkadaşım var? 1-2 tane falan. Çok arkadaşım var. Sayamam ki hiç arkadaşım yok. 3-5 tane. Şimdi arkadaşım derken çok arkadaşım var tabii ki sayamayacağım kadar. Çok arkadaşım var ama hani böyle yakın arkadaş gibi diyorsak 3-5 tane. O yüzden hangisini seçeceğimi bilemedim. Arkadaş diyor. D diyorum ya ben. 3-5 diyeceğim. Ya yakın arkadaşı kastediyordur diye düşünüyorum çünkü. Yoksa herkesin bir sürü arkadaşı vardır zaten. Sınıf arkadaşı, okul arkadaşı, iş arkadaşı falan filan.
Biri en iyi arkadaşın hakkında kötü konuştu. Ne yaparım? Arkadaşımı savunurum, hemen arkadaşıma söylerim. Neden öyle dediğini sorarım. Ben de onun hakkında kötü konuşurum. Arkadaşımı savunurum. Ah. 3. Konser veya etkinliklere katılır mısın? Bayılırım. Fırsat buldukça. Hiç sevmem, çok isterim ama katılamıyorum. Fırsat buldukça diyeceğim. Yani 7/24'te konserlerde gezmem ama arada bir giderim yani. 3. Hangisini daha çok seversin? Sahilde yürüyüş yapmak, alışveriş yapmak, makyaj yapmak, sosyal medyada takılmak. Makyaj ve alışverişi eliyorum. Sahilde yürümek ya da sosyal medyada daha çok takıldığım için D diyeceğim. Ama sahilde yürümeyi de severim. 1. Giyim tarzın nasıldır? Rahat, her zaman siyah, rengarenk, süslü püslü, bol takılı. Ne bileyim, rahat giyindiğim de olur. Süslü püslü, bol takılı giyindiğim zamanlar da olur. Siyah da çok severim. Hatta şu anda da üstümde siyah var. Siyah da çok giyerim ama yani her zaman 7/24'te siyah giyemem, hani başka renkler de giyerim. Bilemedim. C diyeyim, hadi rengarenk olsun. 2. En sevdiğin atıştırmalık nedir? Benim hesap makinem bozuldu ya. Niye böyle oldu? En sevdiğim atıştırmalık çikolatadır. B. Hiç düşünmedim. En sevdiğim renk mavi, mor, siyah, kırmızı. Siyah ya da kırmızı. Maviyi de severim. Moru da severim gerçi de. Bilemedim. Siyah mı acaba? Siyah diyeyim hadi. Dört. Hangisinde en iyi olmak isterdin? Şarkı söylemek, dans edebilmek, yemek yapabilmek, resim yapabilmek. Yemek yapabilirim. Şarkı söylemek ya. Şarkı söylemek. İki. Hangisinden vazgeçemezsin? TikTok, Instagram, YouTube, Twitter. TikTok ve Twitter'ı zaten eledim. YouTube ya da Instagram arasından. YouTube diyeyim hadi. C. 18 bitiyor. Karşı cinste ilk dikkat ettiğin nedir? Bakımlı olması, saçları, kıyafetleri, gözleri. Saçları herhalde. Ne bileyim, bilemedim. Saçları. En iyi arkadaşının sana ne almasını istersin? Fotoğraflarımızın olduğu bir albüm, özel tasarım bir ürün, parfüm, kıyafet. B diyeceğim, özel tasarım hani, ne bileyim, bana özel falan gibi düşündüğüm için. Grubun bir üyesi olsan hangisi olmak isterdin? Lider vokal, lider dansçı, baş rapçi, grupta olayım da ne olursa olsun. Yani D diyeceğim. Yeteneğim olsun, ne olursa olsun sonuç olarak, hangisinde iyi olursam bundan gireyim, fark etmez yani. Ah, bitti. Bakalım kaç oldu? 49 oldu benim sonucum. Evet. Bu değil. Cisuymuş. Benimki 49'du. Burada bilgilerini falan vermiş. Tamam. Biz zaten tanıyoruz Cisu'yu. Jenny. Jenny çıkacağını düşünmüştüm. Jenny ile genel olarak da benzediğimize inanıyorum ya, böyle hani zevkler falan olarak. Benim en yakın arkadaşım, en iyi arkadaşım Jenny'miş. 52-67 arası Rose ve 68-80 arası da Lisa. Böylelikle sonuna geldik videomuzun. Evet, böylelikle bir videonun daha sonuna geldik. Size kim çıktı? Aşağı yorum bırakın. Eğer bu tarz oyunları seviyorsanız, bu tarz testleri seviyorsanız daha fazla da yapabiliriz. Yine aşağıya yorum bırakın. Videoyu beğendiyseniz beğen tuşuna basmayı ve kanalıma hala abone değilseniz abone olmayı unutmayın. Ayrıca beni Instagram'dan ve TikTok'tan da takip edebilirsiniz. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşça kalın.